Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Yarı yıl tatiline girdik ve öğrencilerimiz için yarı yıl tatiline uygulayabilecekleri ders çalışma programlarını sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz videoda sizlerle birlikte LGS öğrencilerimiz için bir ders çalışma programı yayınlamıştık. Bir tane daha farklı bir program yayınlamayı düşündük. Bu programı da yine rehberlikservisim.com'dan bulduk arkadaşlar. Sizlere açıklama kısmında pdf halini sunuyoruz. Orada sizler de alıp kullanabilirsiniz. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar ders çalışma programını sizlere anlatırken zaten sizler de yan taraftan göreceksiniz. Açıklama kısmındaki pdf'i de indirin ki elinizde bulunsun ve hep beraber inceleyerek gidelim neler çalışacağınızı gün gün oradan görebilirsiniz. En sol sütunda yine ders çalışma günlerimiz var arkadaşlar bakın 24 Ocak pazar günü başlıyor bu ders çalışma programımız. Hangi derslerden kaç soru neler yapacağınız teker teker sizlere verilmiş arkadaşlar. Kaç tane paragraf sorusu çözeceğiniz hepsi yazılmış ve kelime ezberi bölümü de sizler için hazırlanmış. İsterseniz e, pazar gününün ders çalışma programıyla yani 24 Ocak pazar günü ne yapmanız gerektiğiyle başlayalım bu programı kullanmak isteyenler için. Pazar günü matematikten çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili tekrar yapıp 50 soru çözüyorsunuz. Türkçe'de filmsilerle ilgili tekrar yapıp 50 soru çözüyorsunuz. Fen bilimlerinden mevsimlerle ilgili tekrar yapıp 50 soru çözüyorsunuz. İngilizce'den Friendship ünitesi ile ilgili tekrar yapıp 50 soru çözüyorsunuz. İnkılap tarihinden bir kahraman doğuyor ünitesi ile ilgili tekrar yapıp 50 soru çözüyorsunuz. Pazar günü sadece din kültürü çalışmanız yok arkadaşlar. Diğer 5 branş verilmiş paragraf sorusu. Bugün de 50 tane soru çözüyorsunuz. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın. 50, 100, 150, 200, 250, 300 tane soru çözmeniz demek. 300 soru gerçekten çok büyük bir rakam. Evet ama hedefi yüksek olanlar ...hedefini yüksek tutmalı diye düşünüyoruz. Ee, Pazar günü bu bu şekildeydi. Pazartesi günü 25 Ocak'tan itibaren nasıl bir ders çalışma programı yapacaksınız? Bakın yine aynı program. Dikkat ederseniz ikinci dikişi geçiyoruz üst üste. Ee, yine üçüncü güne geldiğimiz zaman salı gününde de aynı program. Yani bu ne demek arkadaşlar? Arka arkaya üç gün aynı konuları tekrar ederek çok sıkı bir şekilde... E, eksiğiniz varsa bunları kapatıyorsunuz. Hemen yeni konuya ne zaman geçiyorsunuz arkadaşlar... Ee, çarşamba günü 27 Ocak Çarşamba günü bakın üstü sayılar e, matematikten yine 50 soru Türkçeden sözcükte anlam 50 soru Fen bilimlerinden mevsimler 50 soru İngilizceden teen life 50 soru İnkılaptan milli uyanış 50 soru Yine paragraf 50 soru Kelime ezberlemede 5 tane kelime ezberleme Bakın az gibi görünebilir ama 5 tane kelime ezberlemek gerçekten çok e, sizlere katkı sağlayacaktır Bakın şurada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani 27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak aynı konuların çalışılması var. Yani bu da şu anlama geliyor. Arkadaşlar siz 3 gün boyunca üçer gün aralıklarla 3 gün boyunca aynı konuları çalışarak sıkı bir şekilde öğrenme yapacaksınız. Ve sorularla da bunu pekiştireceksiniz. 30 Ocak Cumartesi günü mola yani o gün tamamen dinlenmeniz var. 31 Ocak Pazar günü tekrar ders çalışma başlıyor. Matematikte köklü sayılarla 50 soru, Türkçeden söz sanatlarıyla 50 soru, fen bilimlerinden DNA ve genetik kodla ilgili 50 soru, İngilizceden in the kitchen ünitesiyle ilgili 50 soru, inkılap tarihinden 3. ünite ya istiklal ya ölüm ünitesiyle ilgili tekrar yapıp 50 soru. Yine paragraftan 50 soru çözüyorsunuz. Kelime ezberinde de 5 tane kelime ezberleme var. Dikkat ederseniz salı gününe kadar aynı e, ders çalışma şeyleri hemen hemen devam ediyor. Salıdan itibaren 2 Ocak'tan 5 Ocak'a kadar da ikinci bölüm devam ediyor. Bakın 3 Ocak'tan itibaren din kültürü dersi de giriyor. Din kültürü biraz daha kolay bir ders olduğu için biraz daha az alınmış burada. Sonrasında 6 Şubat günü mola dinlenme veriyorsunuz. 7 Şubat'a geliyoruz. 7 Şubat'ta matematikten ee, pazar günü ilk gün matematik olasılıkla başlayıp 50 soru çözüyorsunuz. Türkçeden cümlenin ögeleriyle ilgili 50 soru çözüyorsunuz. Sonrasında bakın denemeler var. Artık o günlerde denemelere de başlıyorsunuz. Her gün deneme var arkadaşlar. Branş denemesi çözebilirsiniz. Varsa genel deneme daha iyi olur arkadaşlar. Aralarda bakın kelime tekrarları var. İşte bu da ikinci sizin uygulayabileceğiniz ders çalışma programıydı. Cumartesi 13 Şubat, Cumartesi ve 14 Şubat pazar günleri dinlenip ikinci döneme dinlenmiş bir şekilde, dinç bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Bu e, ders çalışma programında bir tek gözüme çarpan eksik var arkadaşlar. Kitap okuma bölümü. Kitap okuma bölümünü mutlaka yapmanız gerekiyor. Diğer ders çalışma programımızda kitap okumalar vardı. Burada konulmayı unutulmuş olabilir. Kitap okuma 8. sınıftaki en önemli konulardan bir tanesidir. Okuduğunu anlamayı gerektirdiği için bunu sizlere sağladığı için gerçekten çok önemli bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Kitap okumalarınızda bu programı uygulayacaklar mutlaka aksatmamalı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarı yıl tatilinde uygulayabileceğiniz ikinci LGS ders çalışma programını yayınladık. E, Rehberlikservisim.com sitesine çok teşekkür ederiz. PDF'i açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan alıp kullanabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte bundan sonra farklı tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde iyi çalışmalar.